Dostların sıkıntılarını dinlerken bazen ne yapacağımı bilmiyorum. Okey arkadaşlar, fazla sıkıntılı bir şey dinlemenize gerek yok. Tamam mı? Neden? Birbirimize fazla sıkıntı paylaşmamıza da gerek yok işin açıkçası. Okey. Tamam, onu hemen üzerinden geçeyim. Tamam mı? Şimdi bizler birbirimize sıkıntı paylaşacak bir durumda değiliz. Çünkü eminim hepinizin sıkıntısı vardır. Hepinizin vardır dünyevi hayatta sıkıntısı. O yüzden şimdiden eğitim merkezinde sıkıntıları yerdandan geldiğini ve manevi yolda ilerlemeniz için itiş olduğunu düşünün. O şekilde kategoriye sokun. Dünyevi hayatımın sıkıntılarını dünyevi hayatın gereklilikleriyle çözmem gerektiğini oturtun. Tamam, bu önemli bir şey. O yüzden işim yoksa iş bulacağım. Tamam, işim yok demek sabah 9'da çıkacağım, 6'ya kadar iş arayacağım demek. İşim yok demek işim var demek. İş bulmak gibi bir işim var. Tamam. Eğer sağlığım Allah korusun kötüyse ne yapacağım? Doktora gideceğim. Evet. Olanağım varsa birkaç tanesine gideceğim. Çünkü yani ortam bulanık. Sahte diplomalar geziniyormuş, şöyle duydum. Yani birkaç yere gitmekte fayda var. Tanıdıklara falan vesaire. Ha. O şekilde. Yani dünyevi koşulları dünyevi hayata göre halledeceğim ama yerdandan geldiğiyle ilişkilendirin şimdiden, ama işi çözmesi için yerdana bırakmayacağım. Bu işte en büyük hayal kırıklığını yerdandan mucize bekleyerek geçirirsiniz, yaşarsınız. Okay. O yüzden dünyevi hayatım için elimden geleni yapıyorum. Manevi hayatım için elimden geleni yapıyorum. Ve ikisi ayrı şey. Okay. Yapmanız gereken şey de dostlara iyi ruh hali vermek. Öyle başlayalım. Herkes birbirine iyi davransın. Öyle güzel. Anaokulundaki çocuklar gibi. Hep birlikte. Bu şekilde.